157. Ayetin tefsiri için bak, 159. 158. Ayetin tefsiri için bak, 159. 159. Semud'da peygamberleri tekzip etmişti. O zaman hani kardeşleri sahih onlara şöyle demişti, ittika etmez misiniz? Şüphesiz ben, size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim, Rabbül Aleminden başkasına ait değildir. Siz burada, emin emin bırakılacak mısınız? Bağların, pınarların içinde ekinlerin ve tomurcukları nazik, yumuşak vurma ağaçlarının içinde. Dağlardan şımarık şımank, evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin, müfitlerin emrine boyun eğmeyin ki, onlar yeryüzünde fesat yapar, ıslah etmez kimselerdir. Onlar dediler ki, sen, ancak büyülenmişlerdensin. Sen, bizim gibi bir beşerden başkası değilsin. MNLA beraber eğer, sadıklardan isen, haydi bir ayet mucize, getir. Salih dedi ki, işte bu dişi deve. Su içme hakkı, bir gün, onundur, belli bir günün içme hakkı da sizin. Ona bir kötülükle ilişmeyin, sonra sizi büyük bir günün azabı yakalar. Derken onu kestiler. Fakat pişman oldular, çünkü kendilerine o azap yakalayıverdi. Şüphesiz bunda elbette bir ayet var. Böyle iken onların çoğu iman ediciler değildir. Hakikat senin Rabbin azizdir, rahimdir. Bil ki Salih aleyhisselam kavmine şunları söylemişti: 1 Siz burada emin emin bırakılacak mısınız? İfadesi bu sizler bu yerinizde yurdunuzda güven içinde bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Siz bunu ve yurdunun olmadığını mı sanıyorsunuz? Demektir. Bu ifade bu yerde, bulunduğunuz bu nimetler üzere bırakılacağınızı mı sandınız, demektir. Sonra, aleyhisselam, bunu, bağların, pınarların içinde, diyerek tefsir etmiştir. Bu da, bir şeyi mücmel, özet, zikredip, sonra tafsil etme, detaylıca anlatma, kabilindendir. Eğer, niçin, cenat, bağlar bahçeler, ifadesinden sonra, Cenab-ı Hek ayrıca hurma ağaçları, ifadesini getirmiştir. Halbuki, bağlar bahçeler, ifadesinde zaten var. Denilirse, buna şu iki açıdan cevap veririz. a. Hurma ağaçları ifadesi, diğer ağaçlarda mevcut olduğu halde, hurmaların daha üstün olduğuna dikkat çekmek için ayrıca zikredilmiştir. b. Ayetteki, bağlar bahçeler, sözü ile, hurmalıklardan başka bahçeler kastedilmiştir. Çünkü, cenat, lafzı, başka ağaçları da ifade etmektedir. Daha sonra, Nayeçel, hurma ağaçları hurmalıklar, ifadesi o ifadeye atfedilmiştir. Tıpkı kılıcın ucu, demir kısmı gibi, hurma ağacından tomurcuk olarak çıkan ortasından hurma salkımının çıkıp geliştiği şeye denir. Hedim, ise, hoş ve güzel olan semektir. Bu Arapların, hoş ve güzel kemer, tabirlerinden alınmadır. Bu, bu kelimenin yumuşak, olgun ve yetişmiş manasına geldiği de ileri sürülmüştür. Buna göre Cenab-ı Hak ayette, meyveleri olgunlaşmış hurma ağaçlan, demek istemiştir. İki, Dağlardan şımarık şımarık, evler yontuyorsunuz, ifadesi. Hasan el Basri bunu hanın fethasıyla, sizin için yontuluyor, şeklinde okumuştur. Yine buradaki kelime, şeklinde de okunmuştur. Farih ve ferahıt, neşeli, şımarık olan, neşeli olma manasınadır. Farihin, kelimesi, dağı yontup ev yapanların, hali olur. Hud ve Salih kavimlerinin özellikleri. Bil ki bütün bu ayetlerin zahiri, Hud aleyhisselam, un kavmine psikolojik lezzetlerin hakim avuğunu gösterir. Bunlar da, hükümran olma, ebedi kalma ve yücelikte tek olma ve zorbalık gibi lezzetlerdir. Salih aleyhisselam, in kavmine hakim olan durum ise, yeme içme ve sağlam güzel evler peşinde koşma gibi maddi lezzetlerdir. 3. Müsriflerin emrine boyun eğmeyin, ifadesi. Bu, dünyada yettiği kadarı ile yetinmenin gerekli olduğuna, dünyayı istemek ve dünyanın lezzetleri ile arzularından istifade etmede ileri gitmenin doğru olmadığına bir işarettir. İndi eğer, onun ayrıca, onlar yeryüzünde fesat yapar, ıslah etmez kimselerdir, demesinin hikmeti nedir? Denilirse, Şöyle cevap veririz, bunun hikmeti, onların bu fesatlarının bazı müfsitlerin fesatlarının yanı sıra, salahlarının da bulunması gibi olmayıp, içinde hiç salah olmayan bir fesat olduğunu anlatmaktır. Salih, aleyhisselam, in kavmi de ona şu iki hususu söyleyerek karşılık vermişlerdir. Birincisi, sen, ancak büyülenmişlerdensin, sözleridir. Bu hususta şu izahlar yapılır, a. Musahhar, insanın aklını başından alacak şekilde, büyülenmiş kimse demektir. B. Musahhar, sar, mide, sahibi demektir. Her yiyen canlı da, musahhar, dir. Sar, karnın üstüne denir. Ferra ise, içi boş olan karnı bulunan her şeye, musahhar, denilir demiştir. O kafirler bu sözleriyle, sen de yiyip içiyorsun, sen de bir insansın, demek istemişlerdir. C. El-Müeri'den, musahhar, kelimesinin büceyle lügeytinde, mahluk, yaratılmış, anlamına geldiği rivayet edilmiştir. İkincisi, onların, sen bizim gibi bir beşerden başkası değilsin. Bununla beraber eğer sadıklardan isen, haydi bir ayet, mucize, getir, şeklindeki sözleridir. Bu ifade iki manaya muhtemeldir. A, bu, sen de bizim gibi bir beşersin. Binaenaleyh daha nasıl bir peygamber olabilirsin? Manasındadır. Bu ifadeleri, tıpkı nebiler hakkında söylemiş oldukları, eğer onlar doğru ve sadık olsalardı, o zaman melekler cinsinden olurlardı, şeklindeki sözleri menzilesinde, onlar kabilinden bir sözdür. B. Bununla kastedilenin, muhakkak ki sen bizim gibi bir beşersin. Binaenaleyh bize nübüvvetini delil ile ispat etmen gerekir, şeklinde olmasıdır. Bunun üzerine Salih, aleyhisselam, işte bu dişi deve su içme hakkı, bir gün, onundur, dedi. Buradaki şirk kelimesi damme ile şirk şeklinde de okunmuştur. Rivayet olunduğuna göre onlar şöyle derler, bu kayanın içinden çıkacak ve hemencecik bir yavru doğuracak olan on aylık gebe bir deve istiyoruz. Bunun üzerine Salih, aleyhisselam, oturarak düşünmeye başlar. Cebrail, aleyhisselam, ona, iki rekat namaz kıl ve Rabbinden dişi deveyi iste, der. O da bunu yapar ve dişi deve çıkarak, onların önüne çöker. Bir de kendisi gibi büyük olan bir yavrusu olur. Salih aleyhisselam, onlara şu iki tavsiyede bulunur. Bir, onun, su içme hakkı, bir gün, onundur, belli bir günün içme hakkı da sizin, şeklindeki sözünün ifade ettiği husus. Katade şöyle demiştir, devenin su içme günü Çalaynz o onların suyunun tamamını içerdi. Onların içmesi ise, devenin içmediği pündeydi. 2, onun, ona bir kötülükle ilişmeyin, şeklindeki sözünün ifade ettiği husus. Yani, vurarak, ya da keserek ve benzeri. Sonra sizi büyük bir günün azabı yakalar. Günün büyük olması, azabın o günde meydana gelmesinden dolayıdır. Günün büyük olarak nitelenmesi, azabın büyük olarak nitelenmesinden daha belidir. Çünkü zaman azab sebebiyle büyük ve dehşetli olunca, onun büyüklük ve dehşet bakımından etkisi daha şiddetli olur. Daha sonra Allah onların o deveyi kestiklerini nakletmiştir. Rivayet olunduğuna göre bir kimse onu dar bir yere sıkıştırır, sonra ona ok atarak onu devirir. Sonra ise, kudar onu boğazlar. Buna göre eğer, onlar buna pişman oldukları halde, daha niçin onları azab yakalamıştır? Denilirse, buna iki şekilde cevap verilir. Bir Onların nedameti, tevbe edenlerin nedameti gibi olmadı başlarına hemen gelecek olan azaptan korkan kimselerin nedamet ve pişmanlığı gibi oldu. 2. Nedametleri her ne kadar tevbe edenlerin nedameti gibi olmuşsa da ancak ey var ki, tevbe edilmesi gereken zamanda olmamış, aksine azabın müşahede edildiği sırada olmuştu. Nitekim Cenab-ı Hak, kötülükleri yapıp yapıp da, onlardan herhangi birine netta ölüm gelince, ben işte şimdi tevbe ettim, diyenlerin tevbesi değil kabul olunmaz, Nisa, 18, buyurmuştur. El azab kelimesindeki lam o büyük günün azabına işaret etmektedir, ahd içindir. 6 Lut, aleyhisselam, un kıssası 160. Ayetin tefsiri için bak, 175. 161. Ayetin tefsiri için bak, 175. 162. Ayetin tefsiri için bak, 175. 163. Ayetin tefsiri için bak 175. 164. Ayetin tefsiri için bak 175. 165. Ayetin tefsiri için bak 175. 166. Ayetin tefsiri için bak 175. 167. Ayetin tefsiri için bak 175. 168. Ayetin tefsiri için bak 175. 169. Ayetin tefsiri için bak 175. 170. Ayetin tefsiri için bak 175. 171. Ayetin tefsiri için bak 175. 172. Ayetin tefsiri için bak 175. 173. Ayetin tefsiri için bak 175. 174. Ayetin tefsiri için bak 175. 175. Lut kavmi de peygamberleri tekzip etti. Hani kardeşleri Lut onlara Allah'tan korkmaz mısınız demişti. Şüphesiz ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Siz Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi bırakıp da insanların içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Hayır, siz, haddi aşan bir kavimsiniz. Dediler, ey Lut, sen, bu davadan, vazgeçmezsen, andolsun, mutlaka çıkarılanlardan olacaksın. Lut, ben sizin bu yaptığınıza elbette buz edenlerdenim. Ya Rabbi beni ve ehlimi onların yapa geldiklerinden kurtar, dedi. Bunun üzerine biz onu ve ehlini tamamıyla kurtardık. Geri kalanların içinde yalnız bir kocakarı vardı. Sonra geridekileri helak ettik. Üstlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki. Bak inzar edilenlerin yağmuru ne kötüdür. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır ama onların çoğu iman edici değildir. Rabbin mutlak galiptir, çok merhametlidir o. Cenab-ı Hakk'ın, siz insanların içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? ifadesine gelince, bunun gelene ait olması muhtemeldir yani, sizler, insanlar içinde bu sıfata mahsus oldunuz, demektir. Bu sıfatsa, erkeklere gelmektir, bunun gelinen şeye ait olması da muhtemeldir. Yani, sizler, insanlar içinde erkekleri seçtiniz, kadınları değil, demektir. Cenab-ı Hakk'ın, zevcelerinizi, ifadesine gelince, buradaki min harfi ceninin yaratılanı beyan etmek üzere gelmiş olan beyaniye olması muhtemel olduğu gibi, tebiz için olması da mümkündür yaratılan şey ile, kadınların, yaklaşılması, mubah olan uzvu murat edilir. Buna göre sanki onlar bunun aynısını kendi kadınlarıyla da yapıyorlardı. Elfidi, kelimesi, zulümde çok ileri giden ve haddi aşan anlamındadır. Bu ifadenin anlamı ise, onca büyüklüğüne rağmen siz, bu günahı irtikab mı ediyorsunuz? şeklindedir, doğrusu siz, bütün günahlarda haddi aşan bir toplumsunuz, işte bu yaptığınız da bu günahlar cümlesindendir yahut da, doğrusu siz, böylesi bir hayasızlığı irtikab ettiğiniz için, haddi aşmakla vasfedilmeyi hak etmiş bir topluluksunuz, demektir. Buna karşılık onlar ona, ey Lut, sen, bu davadan, vazgeçmezsen, andolsun, mutlaka çıkarılanlardan olacaksın, dediler. Yani, ülkemizden çıkardığımız kimseler cümlesinden olacaksın, demektir. Muhtemelen onlar, çıkardıkları kimseyi, en kötü hal üzere sürüp çıkarıyorlardı. Bunun üzerine Lut, aleyhisselam, onlara, ben sizin yaptığınıza buz edenlerdenim, diye cevap verdi. El kıla, kelimesi, şiddetli buz anlamına gelir. Buradaki buz sanki gönüle ve ciğerlere tesir etmiş olan bir buzdur. Onun ifadesi, ben sizin yaptığınıza bir buz edenim, sözünden daha befi ve etkilidir. Nitekim, falanca kişi alimler zümresindendir, sözü, falanca kişi, alimdir, sözünden daha belidir. Bunun manasının, size buzda en ileride bulunan kimselerdenim, şeklinde olması da muhtemeldir. Cenab-ı Hak daha sonra, biz onu ve ehlini tamamıyla kurtardık, buyurmuştur. Bundan Murat, biz onu ve ehlini onların işlerinin ukubet ve cezasından kurtardık, anlamıdır. Azapta kalanların içinde yalnız bir kocakarı vardı. Eğer ifadesinde kadına ait bir sıfat bulunmaktadır. Buna göre sanki denilmiştir. Oysa ki onları kurtardığı zaman azapta kalma o kadının sıfatı değildi, denilirse, buna şöyle cevap verilir, bunun manası, azapta kalması takdir edilmiş bir koca karı, şeklindedir. Bu kadının köyden çıkanlarla birlikte üzerlerine yağan taş yağmuru yüzünden helak olduğu söylenilmiştir. Kadi Abdülcebbar, Cenab-ı Hakk'ın, siz, Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi bırakıp da insanların içinden erkeklere mi gidiyorsunuz, Ayetinin tefsirinde şöyle demiştir, bu ayette, ceblin batıl olduğuna dair birkaç delil bulunmaktadır. A. Terk etmemeye kudret olmadıkça, terk ediyorsunuz, denilmez. Bunun gibisiye, sürmeyi ve sıkmayı niçin terk ediyorsun? Denildiği halde, göğe yükselmeyi niçin terk ediyorsun? Denilemez. B. Cenab-ı Hek, buyurmuştur. Şayet fiilin yaratılması Allah'a ait olsaydı, o zaman, onlar için yaratılan şey, onlar hakkında yaratıp vacip, zorunlu, kıldığı şey olurdu, yoksa terk edip yapmadıkları şey değil. C. Cenablığı hakkın, siz haddi aşan bir kavimsiniz, ifadesi. Eğer, yapa geldikleri şeyi onlarda da Allah yaratmış olsaydı, daha nasıl onlara haddi aşmış oldukları söylenebilir. O siyah olan bir kimseye, sen rengin konusunda haddi aştın, denilebilir mi? Biz de diyoruz ki, bu açıklamaların neticesi şuna varıp dayanır, şayet kul, fiillerinin bizzat mucidi olmasaydı, ona ne med ve zem, ne emir ne de nehi terekkuh etmez, yönelmezdi. Bu anlamda bu ayetin Musa, İbrahim, Nuh aleyhisselam, kıssa inayla diğer kıssalarda gelmiş olan emir nehi ve medzemlerden daha fazla bir hususiyeti bulunmaktadır. O halde, bu açıklamalar diğer kıssalara değil de niçin sadece bu kıssaya tahsis edil? Bu izahların batıl olduğu kesinleşince geriye bu meşhur izah şekli kalmaktadır ki, biz de buna şu iki meşhur cevapla cevap veriyoruz. A. Allahü Teala bu şeylerin meydana geleceğini bilince, bunların olmaması imkansızdır. Çünkü bunların olmaması, ilmin cehalete dönüşmesini gerektirir ki, bu imkansızdır. İmkansıza götüren şey de imkansızdır. Onun meydana gelmemesi imkansız olunca, onu terk etmeyi emretmekte muhal olan bir şeyi emretmek gibi olur. B. Kat iki zıdda kadir olduğunda, herhangi bir müreccir olmaksızın, kudret yetirilen iki şeyden, makdurin, birinin diğerine ağır basması imkansız olur. Bu müreccih de, dağı veya iradedir. Bu müreccih muhtıs olup ona müesir olan bir güç vardır. Eğer bu müesir kul ise o zaman teselsül gerekir ki, bu imkansızdır, eğer Allahü Teala ise işte bu da senin iddiana göre cebirdir. Bu iki katı ve kesin delille onun söylediklerinin sakıt ve geçersiz olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. Allah en iyisini bilendir. 7 Şuayb, aleyhisselam, ı'ne kıssası 176. Ayetin tefsiri için bak, 191. 177. Ayetin tefsiri için bak, 191. 178. Ayetin tefsiri için bak 191. 179. Ayetin tefsiri için bak 191. 180. Ayetin tefsiri için bak 191. 181. Ayetin tefsiri için bak 191. 182. Ayetin tefsiri için bak 191. 183. Ayetin tefsiri için bak 191. 184. Ayetin tefsiri için bak 191. 185. Ayetin tefsiri için bak 191. 186. Ayetin tefsiri için bak 191. 187. Ayetin tefsiri için bak 191. 188. Ayetin tefsiri için bak 191. 189. Ayetin tefsiri için bak 191. 190. Ayetin tefsiri için bak, 191. 191. Eyke ashabı da peygamberleri yalanlamıştı. O zamandaki şu ayb onlara, Allah'tan korkmaz mısınız, demişti. Şüphesiz ben size, gönderilmiş, emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değil. Ölçeyi tam ölçün. Eksiltenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. İnsanların hakkından bir şeyi kısmayın. Yeryüzünde fesatçılar olarak bozgunluk etmeyin. Sizi ve evvelki ümmetleri yaratandan korkun. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen bizim gibi bir beşerden başkası değişin. Biz senin muhakkak yalancılardan olduğunu zannediyoruz. Eğer sadıklardan isen, gökten üstümüze bir parça düşür. Şuayb, dedi, ne yapıyorsanız, Rabbim daha iyi bilendir, hülasa, onu yalanladılar da, kendilerine o gölge gününün azabı yakalayıverdi. Gerçekten bu, müthiş bir günün azabıydı. Elbette bunda alınacak bir ibret vardır. Fakat, onların çoğu iman edici değildir. Senin Rabbin mutlak galiptir, çok merhametlidir o. Eke, kelimesi, hemze ile ve hemzenin tahfifi ile ve izafetten ötürü mecrur olarak. Şeklinde okunmuştur. Esas olan kıraat de budur. Bunu naspi ile okuyup Eyke'nin, Leyl'e vezninde olarak meşhur bir beldenin ismi olduğunu iddia edenleri bu yanılgıya sevk eden şey mushafın hattı, yazı şeklidir. Çünkü bu kelime hem bu surede hem de Saad suresinde etifsiz olarak kur, anın diğer yerlerinde ise aslı üzere yani başında elifle diye yazılmıştır. Halbuki kıssa aynıdır, yani aynı yerden bahsedilmektedir. Eyke, marife olmayan bir isimdir. Rivayet olunduğuna göre, eşap-ı eyke sık ağaçlı bir korulukta yaşayanlar demektir. Bunlar, muhel, nebatının taşıdığı ağaçlardır. Buna göre eğer, Cenab-ı Hak, önceki kıssalarda olduğu gibi, kardeşleri şuayb demeli değil miydi? Denilirse, buna, şuayb aleyhisselam eşap-ı eykeden değildi, diye cevap verilir. Hadis-i şerifte, Medyenlilerin kardeşi Şuayb, hem Medyenlilere hem de Eşap ı Eyke'ye peygamber olarak gönderilmiştir, diye varit olmuştur. Şuayb, aleyhisselam, ı ne kavminden istedikleri. Sonra Şuayb, aleyhisselam, onlara şunları emretmiştir. Bir Ölçeyi tam ölçün. Eksilticilerden olmayın, ifadesi. Bu böyledir. Çünkü keil, ölçme. 1. Tam ölçme. 2. Noksan ölçme ve üç, fazla ölçme diye üçe ayrılır. Böylece, Cenab-ı Hak, tam ölçmek, demek olan vacibi, ifadesiyle emretmiş, noksan ölçmek demek olan haramdan da, muhsirinden, eksilticilerden olmayın, ifadesiyle nehyetmiş, ama fazla ölçmeden bahsetmemiştir. Çünkü insan fazla fazla ölçerek verirse iyilik etmiş olur, fazla ölçmeyip tam ölçerse, o zaman da günaha girmiş olmaz. Şu ayıp, aleyhisselam, tam ölçmeyi emredince, bunun nasıl olacağını beyan ederek, doğru terazi ile tartın, demiştir. Kıstas, terazi, kelimesi, kafin zammesiyle, kustaz, şeklinde okunmuştur. 2. İnsanların hakkından hiçbir şeyi kısmayın, ifadesi. Arapçada, onun hakkını eksik verdi, manasında denilir. Bu herhangi bir şahıs için sabit olup çiğnenmesi caiz olmayan her hak ve malikinden gasp edilmesi caiz olmayan ve onun izni olmadıkça meşru hiçbir tasarrufta bulunulmayan her bir mülk hakkında kullanılan genel bir lafızdır. 3 Yeryüzünde fesatçılar olarak bozgunculuk etmeyin ifadesi. Arapçada yeryüzünde fesat çıkardı fesadıdır denilir. Bu da mesela yol kesmek, baskın yapmak ve ekinleri çiğnemek yok etmek suretiyle olur. Onlar, her türlü fesadı yapmalarının yanı sıra bunları da yapıyorlardı. 4. Sizi ve evvelki ümmetleri yaratandan korkun, emri. Buradaki, sibille, kelimesi, übülle, vezninde, cübülle, şeklinde de okunmuştur ve, hilka, vezninde, sıbıl, şeklinde okunmuştur. Hepsi de aynı manaya olup, hilkat, sahibi, yaratılmış olan, demektir. Bununla kastedilen eğer o onları yaratmamış olsaydı, hiçbir zaman varlık alemine çıkamayanlardan olacak bu insanları ve bunlardan öncekileri yaratmak suretiyle onlara lütfedenin Cenab-ı Hak olduğunu anlatmaktır. Binaenaleyh o kavmin buna verebileceği cevap onu yanı şu ay bir terk etmelerinin kendileri için daha uygun bir davranış olduğunu söylemek olmuştur. Bu da şu iki yöndendir. Birincisi, onların, sen ancak fazla büyülenmişlerdensin ve sen bizim gibi bir beşerden başkası değilsin, şeklindeki sözleridir. İndi eğer, burada ifadenin başına vav ve edatı getirmek, Semut kıssasında ise getirmemekle mana farklı olur mu? Denilirse, buna şöyle cevap verebiliriz, eğer bunun başına vav getirildiğinde de o kafirlerce peygamberliğe mani iki ayrı mana kastedilmiş olur. Bu iki durumda sihir ile onun bir insan oluşudur. Fakat buraya ve getirilmezse onlar tek bir mani kastetmiş olurlar ki bu da büyülenmişlerden oluşudur. Daha sonra da Hazreti Şuayb aleyhisselam in kendileri gibi bir insan olduğunu söylemiş olurlar. İkincisi, biz senin muhakkak yalancılardan olduğunu zannediyoruz şeklindeki sözleridir. Bunun manası açıktır. Sonra Şuayb, aleyhisselam, onları, yalanlamalarına devam etmeleri halinde ilahi azabla tehdit etmiştir. Ama onlar, bunun üzerine, gökten üstümüze bir parça düşür, demişlerdir. Ayetteki, kisefen, kelimesi sinin sükunu ile, kisfen, şeklinde de okunmuştur. Her iki şekilde, kiste, parça, kelimesinin cemisidir. Ayetteki gök, sema ile bulut veya gölge kastedilmiştir. Onlar bunun olmayacağını düşünerek, böyle bir istekte bulunmuşlardır. Böylece bu işin olmayarak Hz. Şuayb aleyhisselam, ne yalancı olduğunun ortaya çıkacağını sanmışlardır. İşte bu noktada Şuayb aleyhisselam, ne yapıyorsanız, Rabbim daha iyi bilicidir, demiş, onlara beddua etmeyip, bu hususta işi, Cenab-ı Allah'a havale etmiştir. Ama onlar bu teksiplerini sürdürünce, Allah onlar üzerine ayetteki sema, gök ile bulutu kastetmişlerse, istemiş oldukları o, gölgeli gün, azabını vermiştir. Yok eğer onunla, gölge, iyi kastetmişlerse, isteklerini kabul etmemiştir. Rivayet olunduğuna göre, Cenab-ı Hak onlara yedi gün hep rüzgar estirdi ve onlara kum, toz toprak musallat etti ve nefeslerini ne bir gölgenin ne bir suyun fayda veremeyeceği şekilde tuttu, kesti. Böylece onlar çöle çıkmaya mecbur oldular. Allah onları, serinliğini ve tatlı rüzgarına hissettikleri bir bulutla gölgeledi. Hepsi o bulutun altına toplandılar. Bulut onlara öyle bir ateş yağdırdı ki, yanıp gittiler. Rivayet olunduğuna göre, Şuayb aleyhisselam, Eşap ı Medyen ve Eşap ı Eyke denen iki ümmete peygamber olarak gönderilmiştir. Bunlardan Medyenliler Cebrail, aleyhisselam, in bir narasıyla, Ekeliler de, o gölgeli bulutlu günün azabıyla, helak oldular. Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, i, duyduğu o şiddetli üzüntüye karşı teselli etmek için Cenab-ı Hakk'ın bu surede zikrettiği yedi kıssayla ilgili izahımız burada sona erdi. Geriye şu iki soru kaldı. Azap küfür sebebiyle olmayıp, tabi sebeplerle olamaz mı? Birinci soru, Ad, Semud, Lut kavmi diğer kavimlerin başına gelen azabların, Onların inkarları ve inatları sebebiyle değil, aksine müneksimlerin, ehlin hücumun ittifak ettiği üzere yıldızlar arası alakalar ve yakınlaşmalar sebebiyle olduğunun söylenmesi niçin caiz olmasın? Böyle bir ihtimal mevcut olunca bu kıssalardan ibret almak söz konusu olamaz. Çünkü ibret almak ancak bu azabların gelişinin o kafirlerin küfür ve inatları sebebiyle geldiğini bilmemiz halinde söz konusu olur. Bela ceza değil, imtihan için olamaz mı? İkinci soru, Allahü Teala, sizden cihad edenleri ve sabredenleri bilelim diye, mutlaka sizi imtihan edeceğiz, Muhammed, 31, ayetinde buyurduğu gibi, mükellefleri denemek ve imtihan etmek için bu azabı indirmiştir. Hem sonra Allah mümin kullarını da pek çok yerde büyük belalarla imtihan etmiştir. Durum böyle olunca da onlara belanın inmesi, onların ehli batıl olduklarına delalet etmez. Cevap, Allahü Teala, bu kıssalar Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, iyi teselli etmek ve onun kalbinden yüzünü silmek için indirmiştir. Allahü Teala, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, e, onlara bu azabları indirenin kendisi olduğunu ve inkarlarının bir cezası olmak üzere bunu indirdiğini haber verince, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, durumun böyle olduğunu anlamış ve böylece de bu onun için bir teselli, bir ferahlık olmuştur. Bazı kimseler ilmul ahkamı tenkit, inkar, için şu şekilde istidlal etmişlerdir. Bu eşyada müessir olan, ya yıldızlar, ya burçlar, veyahut da yıldızların belli burçlarda bulunmasıdır. Birincisi batıldır, aksi halde yıldızların bulunduğu her yerde böylesi neticeler meydana gelmesi gerekirdi. İkincisi de batıldır, aksi halde burçlar devam ettiği müddetçe, eserin de devam etmesi gerekirdi. Üçüncüsü de batıldır, çünkü onların görüşüne göre felek, mürekkeb değil, basittir. Böylece bütün burçların karakteri, mahiyetlerinin tamamı bakımından diğer burçların karakterine eşit olur da, böylece o yıldızın durumu kendi burcunda olduğu halde diğer bir burçta olması halindeki durumu gibi olur. Bu sebeple de o yıldız devam ettiği müddetçe, bu neticenin eserin de devam etmesi gerekir. Karşı taraf şöyle diyebilir, o belli muayyen yıldızdan o eserin zuhur etmesinin o yıldızın başka bir yıldızın hizasında olmasına bağlı olduğun için söylenemesin. Binaenaleyh bu karşısında hizasında olma işi olmadığında tesir etme şartı da bulunmamış olur, böylece de o etki meydana gelmemiş olur. Yine onlar şöyle de diyebilirler. Bu delalet, yıldızların zatları ve karakterleri gereği müesir olmadıklarını gösterir. Ancak ne var ki, bu o yıldızların üzerinde bulundukları adete göre müesir olmadıklarını göstermez. Binaenaleyh Cenab-ı Hak yıldızların birbirlerine bitişmesi, yaklaşması ve dönüşlerinin peşinden hususi bir takım tesirlerin meydana gelmesine dair ilahi yasasını icra ettiğinde, bu tesirlerin meydana gelmesinden Allahü Teala onları kafirleri alıkoymak, men etmek için yaratmıştır, denilmesi gerekmez. Tam aksine Cenab-ı Hak onları, o adetleri tekrar etmek için yaratmıştır. Allah en iyi bilendir. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in durumunu bildirmesi. 192. Ayetin tefsiri için bak, 196. 193. Ayetin tefsiri için bak 196. 194. Ayetin tefsiri için bak 196. 195. Ayetin tefsiri için bak 196. 196. O muhakkak ve muhakkak kalemlerin Rabb'inin indirmesidir. Onu ruhul emin inzar edicilerden olasın diye senin kalbine manası açık Arapça bir dil ile indirmiştir şüphe yok ki o, daha evvelkilerin kitaplarında da vardır. Bil ki, Allahü Teala önceki peygamberlere, aleyhisselam, dair olan kıssaları bitirince, bunun şeşinden Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in büvvetine delalet edecek şeyi getirmiştir. Bu delalet etme şu iki bakımdandır. 1- Onun, o, muhakkak ve muhakkak alemlerin Rabbinin indirmesidir. Şeklindeki ayetinin ifade ettiği husustur. Zira Kur'an, ı Kerim fesahati bakımından bir mucizedir. Böylece o alemlerin Rabbinden olmuş olur. 2. Yahut, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, herhangi bir öğrenimde bulunmaksızın, geçmiş toplumların kıssalarını haber vermiştir. Binaenaleyh bu, ancak Allah'tan alınan vahiy ile gerçekleşebilir. Cenab-ı Hakk'ın bunların hemen peşinden, şüphe yok ki o, daha evvelkilerin kitaplarında da vardır şeklinde, buyurmuş olduğu ifade bu ikinci ihtimali kuvvetlendirmektedir. Bu böyledir, zira Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, herhangi bir öğrenim ve hazırlanmada bulunmadan, bu surede bahsedilen, bu yedi kıssayı, evvelkilerin kitaplarında bildirilen duruma aynen uygun olarak zikredip anlatınca, bu kur, anın Allah katından olduğuna delalet etmiştir ki, işte bu ayetin maksadı da budur. Cebrail, aleyhisselam, in vasfı. Cenab-ı Hakk'ın, o, muhakkak ve muhakkak alemlerin Rabbinin indirmesidir. İfadesindeki tenzil kelimesi ile ismi meful manası kastedilmiştir. Sonra bu ifade Kur'an-ı Kerim hakkında getirilmiş bir ifade ve bu kıssalarında vasıtasız olarak Allahü Teala'nın Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, e indirdiği şeyler olması mümkündür. İşte bu sebeple Cenab-ı Hek, onu ruhuylemin, indirmiştir, buyurmuştur. Bu ifadedeki bağ harfi cerri, ister nezele, isterse nezeli şeklinde okunmuş olsun, her iki okuyuşa göre de fiili müteaddi yapmak içindir. O halde ifadesinin anlamı, Allah ruhu o, Kur'an-ı senin kalbine indirici kıldı, yani, ruh sana okur, anı anlattı ve onu senin kalbine unutulmayacak bir biçimde tespit edip yazdı, demek olur ki, bu Cenab-ı Hakk'ın, sana okutacağız da sen unutmayacaksın, ala, altı, ayeti gibi olmuş olur. Ayetteki, emin ruh, ifadesiyle, Cebrail, aleyhisselam, kastedilmiştir. Cenab-ı Hek, Cebrail'i ruhtan yaratılmış olması bakımından, ruh diye adlandırmıştır. Ona bu adın verilmesinin onun tıpkı kendisiyle hayatın mevcut olduğu bir ruh gibi dini konularda insanların kurtarıcısı olduğu için verilmiş olduğu ileri sürüldüğü gibi onun insanların beden ve ruhtan meydana gelmeleri gibi değil de sadece ruh oluşundan dolayı bu ismi aldığı da ileri sürülmüştür. Onun Emin diye adlandırılması da peygamberlere ve başkalarına götüreceği şeyler hususunda kendisine güvenildiği içindir. Cenab-ı Hakk'ın senin kalbine, ifadesine gelince, bu hususta şu iki görüş bulunmaktadır. Bir Cenab-ı Heker ne kadar Cebrail, aleyhisselam, iyi Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, e indirmiş ise de, indirilen o şeyin peygamber tarafından, hıfzedilmiş olduğunu ve onun kalbinde, değişmeyecek ve değiştirilemeyecek biçimde yer ettiğini tekit etmek için, kalbine, demiştir. Cenab-ı Hak bu hususu, maksadının da bu olduğunu beyan ettiği gibi, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, den sudur edecek olan inzar ile de tekit etmiştir. İşte bundan ötürü, inzar edicilerden olasın diye, buyurmuştur. Asıl muhatap kalbedir. 2. Gerçek manada muhatap, kalbidir. Çünkü kalp, temiz ve sınama merkezidir. Diğer uzuvlar ise onun emrine verilmiştir. Bunun delili, Kur'an, hadis ve akıldır buna dair ayetler. Kur'an'dan delile gelince, bunlar pek çok ayet olup, bunlardan birisi mesela Cenab-ı Hakk'ın Bakara suresindeki, çünkü onu, senin kalbine indiren, odur. Cebrail'dir, Bakara, 97, ayeti ile yine buradaki, onu, ruhuyla senin kalbine indirmiştir, ayeti ve, şüphesiz ki bunda aklı olan kimseler için elbette bir öğüt vardır, kaf, 37, ayetidir. İkincisi, Allahü Teala, cezait hak etmenin, ancak kalbin işine bağlı olduğunu bildirerek, Allah sizi yeminlerinizdeki, lav'den dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizi kalbilerinizin azmettiği yeminler yüzünden sorumlu tutar. Bakara, 225, onların ne etleri, ne kanlan hiçbir zaman Allah'a erişmez. Fakat sizden ona, sadece, takva ulaşır, haç, 37, takva ise kalbete bulunur, çünkü Allahü Teala, onlar Allah'ın takva için kalbilerini imtihan ettiği kimselerdir. Hucurat, 3 buyurmuştur ve, göğüslerde ne varsa onlardan derlenip toparlandığı zaman, adiyat, 10 buyurmuştur. Üçüncüsü, Cenab-ı Hakk'ın, cehennemliklerin söylediğini naklettiği, eğer biz dinler, yahut aklımızı kullanır olsaydık, şu çılgın cehennem ehli için de bulunmazdık, mülk. 10 ayetidir. Aklın, kalbete olduğu, duymanın ile oraya havale edildiği malumdur. Çünkü Cenab-ı Hak, çünkü kulak, göz, kalp. Bunların her biri bundan mesuldür, İsra. 36, buyurmuştur. Kulak ve gözden ancak onların kalbe ulaştıracağı şeylerden istifade edileceği malumdur. Binaenaleyh kaluk ile gözü sorumlu tutma, hakikatte kalbi sorumlu tutma olmuş olur. Çünkü Cenab-ı Hak, Allah gözlerin hain bakışını, göğüslerin gizleyeceği her şeyi bilir, mumin. 19, buyurmuştur. Gözler ise, ancak baktığı zaman kalbilerin sakladığı şeyi gizli tutarlar. Dördüncüsü, Cenab-ı Hakk'ın, o sizi yaratan, size kulak, gözler ve gönüller verendir, Muğuk. 23 ayetidir. Cenab-ı Hak delilin ilzam ediciliğini bu üç şeye tahsis etmiş ve bu üç şeyin kendisine dua etmesi gerektiğini tedai etmiştir. Biz, kulak ve gözlerin o husustaki kalbin karar verebilmesi için, ancak kalbe ulaştırdığı şeyler hususunda takat ve mekallerinin bulunduğunu söyledik. Çünkü Cenab-ı Hak andolsun ki size bile vermediğimiz imkanlardan biz onlara nice kudret vermiştik. Onlara kulaklar, gözler, gönüller de vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne gönülleri onlara hiçbir şeyle fayda vermedi. Ahkaf 26, buyurmuş ve bu üçünü, onları sükût etmeye mecbur kıldığı hüccetinin tamamlayıcısı kılmıştır. Ki bundan maksat kendisine, kulak ve gözlerin ulaştırdığı şeyde hükmedenin kalp olmasıdır. Beşincisi, Cenab-ı Hak, Allah onların kalbilerine kulaklarına ve gözlerine mühür basmıştır, Bakara, 7, buyurmuş, ilahi azabı bu üç şeye gerekli kılmıştır. Ve yine Cenab-ı Hak, onların kalbileri vardır, bunlarla idrak etmezler, gözleri vardır, bunlarla görmezler, kulakları vardır, bunlarla işitmezler. Araf, 179 buyurmuştur. Bu ayetin konumuza delil olan yönü şudur, Allahü Teala bu ayette, onlardan bütünüyle ilmi efletmeyi dilemiştir. Binaenaleyh şayet, ilim kalbete sabit olduğu gibi, kalbın başka bir yerde de sabit olmuş olsaydı, ilahi maksat tam yerini bulmuş olmazdı. Bu sebeple, bu ayetler ve benzerleri hepsi de ilzam ı hücret, delil getirip susturma ile maksut olanın kalp olduğunu ifade etmektedirler. Biz daha önce kalp ile birlikte zikredilen kulak ve gözün zikredilişlerinin sebebinin görünenlerin ve duyulanların şekillerinin yerine getirilmesi hususunda kalbin iki organı olduğunu beyan etmiştik. Buna dair hadisler. Hadisten delile gelince, Numan İbn Beşir'in rivayet ettiği şu hadistir. O şöyle demiştir, ben Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in şöyle dediğini duydum, dikkat, insanın bedeninde, iyi olduğunda bedenin tamamının da iyi olduğu, bozuk olduğunda da bedenin tamamının bozulduğu bir et parçası vardır ki, işte bu insanın kalbidir. Buhari, İman, 39, Müslim, Müsakat, 107, 3 bölü 1220. Buna dair akli deliller. Akli delillere gelince bunlar şunlardır. Bir kalp durduğunda şayet diğer uzuvlar kesilecek olsa bu kesilmenin farkına varılmaz. Ama kalp çalışmaya başladığında o uzuvların başına gelen bütün afetleri hisseder ve duyar. Binaenaleyh işte bu hadise diğer uzuvların kalbe tabi olduğunu göstermektedir. Kalp sevindiğinde veya üzüldüğünde diğer uzuvların durumunun değişmesi de bundan dolayıdır. İnsandaki diğer sıfatlar hususundaki hüküm de böyledir. 2. Kalp diğer uzuvlardan meydana gelecek olan fiillere sevk eden iştiyak ve arzunun kaynağıdır. Bu iştiyaklar diğer fiillerin başlangıcı ve bunların kaynağı da kalp olunca mutlak manada amir olan da kalp olmuş olur. 3. Aklın merkezi kaynağı da kalbeydir. Durum böyle olunca mutlak manada amir olan da yine kalp olmuş olur. Bu üçüncü maddenin birinci mukaddimesine gelince, bu hususta münakaşa edilmiştir. Çünkü önceki alimlerden bir grup aklın kaynağının beyin olduğu, fikrine kail olmuşlardır. Bizim görüşümüzün delilleri ise şunlardır. A. Cenab-ı Hak, onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, bu sebeple düşünecek kalbilere sahip olsunlar. Haç, 46, buyurmuştur. Yine Cenab-ı Hak, onların kalbileri vardır, bunlarla idrak etmezler, Araf, 179, ve, şüphesiz ki bunda kalbi yani aklı olan, kimseler için elbette bir öğüt vardır, Kaf, 37, buyurmuş, bu ayette aklın kaynağı ve merkezi olduğu için, akla kalp adını vermiştir. Ve, Allahü Teala ilmin zıdlarını da kalbe nispet etmiştir. Çünkü o, kalbilerinde bir hastalık vardır, Bakara. 10, ve, Allah kalbilerine mühür bastı, Bakara, 7, buyurmuştur. Müşrikler de, perdelidir. Nisa, 155, demiş, Cenab-ı Hak da, hayır, Allah onların kalbileri üzerine küfürleri yüzünden mühür basmış etr. Nisa, 155, buyurmuştur. Yine Cenab-ı Hak, münafıklar kalbilerinde olanı kendilerine açıkça haber verecek, bir surenin tepelerine indirilmesinden daima endişe ederler, Tevbe, 64, ağızlarıyla kalbilerinde olmayanı söylüyorlardı. Ali İmran, 167, hayır bilakis, onların kazanmakta oldukları kalbilerini yenmiştir, tatfif. 14, kur, anı iyiden iyiye anlamazlar mı? Daha doğrusu onların kalbileri üzerinde kilitler vardır, Muhammed. 24, ve, fakat hakikat şudur ki, maddi, gözler kör olmaz, fakat sinelerin içindeki kalbüler kör olur, haç 46 buyurmuştur. Binaenaleyh, bu ayetler bilmemenin ve gafletin yerinin kalp olduğunu göstermektedirler. Bu sebeple, aklın ve anlayışın yerinin de kalp olması gerekir. c. Biz, kendi kendimizi denediğimizde de ilimlerimizin kalp cihetinde olduğunu hissederiz. İşte bundan dolayıdır ki, bizden birisi iyice düşünüp çokça tefekkür ettiğinde, kalbinin sıkıştığını, dadandığını ve hatta bundan dolayı elem duyduğunu hisseder. Bütün bunlar aklın merkezinin kalp olduğunu gösterir. Bunun böyle olduğu sabit olunca mükellef olanın da kalp olması gerekir. Çünkü teklif akıl ve anlama şartına bağlıdır. D. kalp meydana gelme bakımından uzuvların ilki, ölüm bakımından da en sonuncusudur. Bunun böyle olduğu anatomi ilmiyle sabittir. Bir de kalp Bedenin ortası sayılan göğüs içinde bulunmaktadır. Hizmetçilerine muhtaç olan krallar, etbağı kendisini her taraftan sarsın, kuşatsın ve böylece de bütün kötülüklerden uzak olsun diye idare ettikleri ülkenin orta kısımlarında yer alırlar. Aklın beyinde olduğunu söyleyenler. Aklın beyinde olduğunu söyleyenler de şu şekilde istidil etmişlerdir. Bir algılamanın, idrak etmenin aletleri olan duyu organları kalbe değil, beyne açılırlar. 2. İhtiyari ve iradi hareketlerimizde vasıta durumunda olan sinirlerimiz, kalbe değil beyni açılırlar. 3. Beyne bir musibet geldiğinde akıl zedelenir. 4. Örfümüzde, bir kimsenin akıl noksanlığı ile tavsif edilmesi halinde herkes, o kimse hakkında, hafif beyinli, hafif kafalı, der. 5. Akıl en kıymetli şeydir. Binaenaleyh onun bulunduğu yerin de en kıymetli yer olması gerekir. Yüksekte olan kıymetli olan demektir. Yüksekte olan ise kalp değil şeyindir. Öyleyse aklın yerinin beyin olması gerekir. Meskûr görüşün tenkidi. Bunlardan birincisine şöyle cevap verilir, duyu organlarının, algıladıkları, şeylerin neticesini, beyne ulaştırdıkları, daha sonra da beynin, o neticeleri kalbe ulaştırdığı niye söylenemesin? Böyle olması halinde bu demektir ki, beyin kalbin en yakın aleti, Duyu organları ise uzak olan aletleridir. O halde bu demektir ki duyu organları beyne beyin de akla hizmet etmektedir. Bunun gerçekliğini biz kendimizden ola çıkarak da anlayabiliriz. Çünkü biz falanca işin yapılması, falancanın da yapılmaması gerektiğini düşündüğümüzde işte bu düşünme esnasında uzuvlarımız harekete geçer. Biz bu düşüncelerin beyin tarafından değil, kalp tarafından olduğunu hissederiz. İkincisine de şu şekilde cevap verebiliriz, bu eserin neticenin kalbın beyne iletilmiş olması, daha sonra da beynin kendisinden çıkan sinirler vasıtasıyla o uzuvları harekete geçirmiş olması, uzak bir ihtimal değildir. Üçüncüsüne de şöyle cevap verebiliriz, kalbin tesirinin diğer uzuvlara ulaşması için, beynin sağlam olmasının şart koşulması da uzak bir ihtimal değildir. Dördüncüsüne de şu şekilde cevap verebiliriz, böyle bir örf, kalbin mizacının, özelliğinin, beynin bu rudetinden, serinliğinden, istifade etmesiyle mutedil hale geldiği, için olmuştur. Binaenaleyh beyne onu mutedil olmaktan çıkaracak bir musibet geldiğinde, kalp de mutedil ve denge halinde olmaktan çıkar. Bu, ya beynin hararetinin olması gerekli olan miktardan fazla olması veya noksan olmasıyla olur. İşte bu durumda akıl zedelenir ve bozulur. Beşincisine de şöyle cevap verilir, eğer onların dedikleri doğru olsaydı, o zaman aklın yerinin kafatası olması gerekirdi. Bu yanlış olduğuna göre, onların görüşlerinin yanlışlığı da sabit olmuş olur. Allah en iyi bilendir. Not, bil ki, bizim kalbe mahsus olduğunu söylediğimiz bu keyfiyetler, bazan insanın sinesine, sadır, bazan da gönlüne, füat, nispet edilmiştir. Bunların kişinin göğsüne nispet edilmesine gelince, mesela Cenab-ı Hak, göğüslerde ne varsa onlar da derlenip toparlandığında. Adiyat, 10, Allah bunu, göğüslerinizin içindekini yoklamak, için, yaptı. Allah göğüslerde olanı hakkıyla bilendir. Ali İmran, 154, ve, de ki, göğüslerimizin içinde olanı gizleseniz de, onu açıklasanız da Allah bilir onu, Ali İmran, 29, buyurmuştur. Gönüle, Fuat gelince, bu da Cenab-ı Hakk'ın, biz onların gönüllerini ve gözlerini ters çevirmiş bulunuyoruz. Enam 110 ayetinde ifade edilen husustur. Bazı kimseler kalp ile fuatın birbirinden ayrı şeyler olduğunu ileri sürerek kalp kendisini kuşatan et veya değil de fuatın ortasında yer alan siyah noktacıktır. Fuat ise onu çevreleyen et, yağ ve bu noktanın tamamıdır. Derlerken bazı kimseler de kalp ile Fuat'ın eş anlamlı iki lafız olduğunu söylemişlerdir. Her nasıl olursa olsun, bilinmesi gerekli olan bir husus vardır ki o da, kalp ve Fuat adını alan uzuvda, gerçek manada aklın ve irade gücünün merkezi olan bir yerin bulunduğu ve diğer uzuvlar kalbin emrinde çalıştığı gibi, bu organın kütlesinin büyük kısmının da o yerin emrinde bulunduğudur. Çünkü kendisine nispet edilen manalarda bir artış olmaksızın, bazan o uzvun parçaları çoğalır, ki bu parçalar ile, aklı, sevinci ve kederi kastediyorum bazanda bunlardan bir noksanlaşma olmaksızın, eksilir. Böylece de, kalp, ismi gerçekte bu manaların kendisine girdiği, o parçaların ismi olur, Fuat ismi de, bu uzuvların toplamının tamamı olur. İşte bu konudaki sözümüz bundan ibarettir. Doğruya ileten ise Allah'tır. Cenab-ı Hakk'ın, inzar edicilerden olasın diye, ifadesine gelince, inzarın içine ilim ve amel namına ne varsa her şeye davet etme ile, her türlü çirkinden men etme dahildir. Çünkü bu iki hususun tamamında ilahi azaptan korkma. Kur, anın Arap lisanı ile olması. Cenab-ı Hakk'ın, manası açık, Arapça bir dil ile. Ifadesine gelince, bunun başındaki bağ harfi cerri, ya kendinden önce geçmiş olan ifadesine taalluk eder. Buna göre mana, sen manası açık, Arapça bir dil ile uyaranlardan olasın diye şeklinde olur. Ki bunlar, Hud Salih, Şuayb, İsmail ve Muhammed aleyhisselamler olmak üzere beş kişidirler. Yahut da, ifadesine mütealliktir. Buna göre mana, onunla uyarasın diye Allah okur, anı manası açık Arapça bir dil ile indirdi, şeklinde olur. Çünkü Cenab-ı Hak okur anı şayet Arapça olmayan bir dille, Açemi, indirmiş olsaydı o zaman o müşrikler Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e, anlamadığımız şeyi de ne yapacakmışız? Derlerdi ve böylece de onunla inzarda bulunmak imkansız hale gelirdi. Bu izahta, okur, anı senin ve kavminin lisanı olan Arapça ile indirmek, onu senin kalbine indirmek demektir. Çünkü okur, anı, hem sen hem de kavmin anlamaktadır. Binaenaleyh, Şayet Arapça olmasaydı, o zaman o senin kalbine değil senin kulağına inmiş olurdu. Çünkü sen, bu durumda, manasını anlayamadığın bir takım harflerin seslerini duymuş olurdun, manası yatmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın, şüphe yok ki o daha evvelkilerin kitaplarında da vardır, ifadesine gelince, buradaki hu zamirinin, özellikle, bu surede bahsedilen, haberlere ve kıssalara racı olması muhtemel olduğu gibi, Bununla kur, A'nın sıfatının, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, in sıfatının veyahutta bütün inzar ve uyarma şekillerinin kastedilmiş olması da muhtemeldir. Çünkü bütün bu şeylerin hepsi de, bu zamire merci teşkil edecek bir biçimde, daha önce geçmişti. Beni İsrail Alimleri ve Kur'an 197 Ayetin tefsiri için bak, 202 198 Ayetin tefsiri için bak, 202 199. Ayetin tefsiri için bak, 202. 200. Ayetin tefsiri için bak, 202. 201. Ayetin tefsiri için bak, 202. 202. İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi de onlar için bir alamet değil miydi? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, onlara karşı bunu okusaydı yine buna iman edici kimseler değillerdi onlar. Biz, küfrü, o günahkarların kalbine öyle bir soktuk ki, o pek çetin azabı görecekleri, ana, kadar onlar bu, kur, ana, inanmazlar. İşte bu, azap, onlara kendileri de farkında olmayarak ansızın gelecektir. Bil ki Cenab-ı Hakk'ın, İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi. ifadesiyle Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, vahyi nübüvvetine ve onun bu hususta doğru sözlü olduğuna dair ikinci bir delilin getirilmesi kastedilmiştir. Ki bunun izahı şöyle yapılabilir, İsrailoğullarından bir grup alim Müslüman oldular ve kendisinde Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in sıfat ve vasıflarının geçtiği Tevrat'ta ve İncil'de bazı yerlerin bulunduğunu açıkça ifade ettiler. Kureyş müşrikleri, zaman zaman, Yahudilere başvuruyor ve bu haberleri onlardan öğreniyorlardı. İşte bu durum, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in bir nebi oluşunun açık bir delilidir. Zira ilahi kitapların, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in vasfı ve niteliği hususunda, birbirine mutabık olmaları Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in nebi olduğuna kesinlikle delalet etmektedir. Bil ki, bu ifadede geçen, kelimesi mansup olarak haberi, ifadesi de ismi olarak, kelimesi müzekker olmak üzere bu şekilde okunmuştur. Burada geçen, ayet, sözünün isim, ifadesinin de haber kabul edilerek, fiil müens olarak, tekun, şeklinde de okunmuştur. Bu ikinci okuyuş birinci okuyuş gibi değildir. Çünkü burada, bu okuyuşa göre, nekire olan kelime isim, marife olan ise, haber olarak vaki olmuştur. Fiilin, ayet, kelimesinin haber olarak mansup okunması halinde de, müens gelmesi caizdir. Bu tıpkı, Enam, 23, ayeti gibidir. Arap olmayan birine kitap gelseydi. Cenab-ı Hakk'ın, biz onun, Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de. İfadesine gelince, bilki ki Teala yukarıda bahsedilen o iki delil ile, Hazreti. Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in büvvetini ve lehçesinin doğruluğunu beyan edince, bundan sonra da o kafirlere akli ve nakli delillerin fayda vermeyeceğini beyan buyurarak, biz onu, Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, buyurmuştur. Yani, biz bu kur, anı, apaçık Arapça bir dil ile, Arap olan bir adama indirdik. Onlar onu dinlediler, onlar onu anladılar, onlar onu fasih olduğunu bilediler ve misli olan bir ifade ile karşı konulamayan bir kelam olduğunu iyice kavradılar. Demektir. Cenab-ı Hak buna, eski semavi kitaplarında, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in peygamber olduğuna dair müjdesini eklemiş, ama buna rağmen onlar yine kur, ana iman etmemiş epeni inkar etmişler, onu bazan şiir, bazan da sihir olarak adlandırmışlardır. Binaenel şayet biz okur, anı Arapça bilmeyen kimselere de indirmiş olsaydık, onlar da yine onu inkar eder ve inkarlarına, ileri yollarla mazeretler bulmaya çalışırlardı demek istemiştir. Kalbilerde küfrün yerleşmesi. Daha sonra da, biz küfrü, o günahkarların kalbine öyle bir soktuk ki. Buyurmuştur ki bu, böylesi bir sokuşla, okur, anı mücrimlerin kalbine soktuk. Onu onların kalbilerine işte böylece yerleştirdik ve böylece karar kıldırdık. Onlara her ne yapılırsa yapılsın onların üzerlerinde yürüyüp gittikleri inkar ve sapıklıklarını değiştirmeleri mümkün değildir. Demektir. Bu da, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, iyi teselli eden ayetler zincirindendir. Çünkü Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, onların küfürde israr ettiklerini anlayıp ve ezeli hükmün bu şekilde cereyan ettiğini bilince, onların iman edeceklerini ümit etmez. Nitekim der ı meselde, ümitsizlik, iki rahatlıktan birisidir, denilmiştir. Dördüncü mesele. Cenab-ı Hakk'ın, biz, küfrü, o günahkarların kalbine öyle bir soktuk ki, ifadesi her şeyin Allah'ın kaza ve yaratmasıyla olduğuna delalet eder. Keşaf sahibi şöyle der, Allah, bu ayetle, bu yalanlama onların kalbilerinde öylesine yer alıp kökleşti ki adeta yaratılmış bir şey gibi oluverdi. Manasını kastetmiştir. Buna şu şekilde cevap verebiliriz, Cenab-ı Hak bunlarda, ya yalanlamayı doğruluğa, tercih etmeyi gerektiren bir şey yapmıştır, yahut da onlar da böyle bir şey yapmamıştır. Eğer birincisi olursa, biz, Enam suresinde tercihin vücub, noktasına varıp dayanmadığı sürece tahakkuk etmeyeceğine işaret etmiştik ki, bu durumda maksat hasıl olmuş olur. Yok, eğer bunlar da, tercihi gerektirecek olan herhangi bir şeyi asla yapmamışsa, o zaman da Cenab-ı Hakk'ın, biz, küfrü, o günahkarların kalbine öyle bir soktuk ki, demesi imkansız olur. Bu tıpkı, kuşun uçmasının onların küfürleriyle uzaktan ve yakından alakalı olmadığı zaman bu küfürlerinin o kuşun uçmasına isnat edilmesinin imkansız oluşu gibidir. 5. mesele. Keşaf sahibi şöyle der, şayet sen, Cenab-ı Hakk'ın, biz, küfrü, o günahkarların kalbine öyle bir soktuk ki. ifadesine göre onun, bu, kur, ana, inanmazlar, ifadesinin konumu nedir? Dersen, ben derim ki, bunun konumu onu izah eden ve açıklayan bir konumdur. Çünkü bu ifade onu beyan etmek ve onların kalbilerindeki inkarı tekit etmek için getirilmiştir. Böylece Cenab-ı Hak bu ifadeyi, onlar, Allah'ın vaad ettiği azabı bizzat gözleriyle görünceye kadar okur, anı yalanlamayı sürdürürler. Şeklindeki manayı anlatıp ortaya koyan şeyin peşinden getirmiştir. 203. Ayetin tefsiri için bak 209. 204. Ayetin tefsiri için bak 209. 205. Ayetin tefsiri için bak 209. 206. Ayetin tefsiri için bak 209. 207. Ayetin tefsiri için bak 209. 208. Ayetin tefsiri için bak 209. 209. Bize bir mühlet verilir mi? diyeceklerdir. Onlar, hala azabımızı çabuklaştırmak mı istiyorlar? Şimdi sen bana haber ver, biz onları senelerce yaşatıp faydalandırsak da, sonra kendilerine tehdit oluna geldikleri çatı verse, o yaşayıp faydalandıkları, yıllar, kendilerini kurtarabilir mi? Biz hiçbir memleketi ona öğüt vermek üzere inzar ediciler göndermedikçe, helak etmedik. Biz zulmedenler değiliz. Bil ki Allahü Teala, onların o elim azabı görünceye kadar iman etmeyeceklerini ve onlara o azabın ansızın geleceğini beyan edince bunun peşinden işte bu esnada onlardan bir tehassür ve nedanet şeklinde sudur edecek olan ifadeyi getirmiş ve kurtulmanın imkansız olması halinde kişinin yardım istemesi gibi bize bir mühlet verilir mi diyeceklerini belirtmiştir çünkü onlar ahirette sığınılacak bir yerin bulunmadığını biliyorlar ancak ne var ki onlar, bu sözü rahatlamak için söylemişlerdir. Cenab-ı Hakk'ın, onlar hala, azabımızı çabuklaştırmak mı istiyorlar? İfadesine gelince bu, ilahi izaba gelirken, onların durumunun, iki hareket tarzının farklı olduğunu anlayıp, böylece de ibret almaları için, kendisinden, mühlet, istemeleri olması gerekirken, onların dünyada iken o azabı hemencecik istemiş olmaları olduğunu beyan buyurmuş, sonra da yalanlarcasına ilahi azabın hemencecik gelmesini istemenin onlardan, dünyada faydalansınlar diye sadır olduğunu, ancak ne var ki bunun bir cehalet olduğunu açıklamıştır. Bu böyledir. Çünkü dünya nimetlerinden yararlanma süresi, azdır ve sonludur. Bundan sonra, ahirette, meydana gelecek azabın müddeti ise, sonsuzdur. Sonlu ve kısa ömürlü olan lezzetleri sonsuz elem ve acılara tercih etmek ise aklen caiz, doğru değildir. Meymun b, Mihran'dan tavaf yaparken Hasan El Basri'ye rastladığı ve ona "Bana vazu'l nasihat et." dediği, Hasan El Basri'nin ise sadece bu ayeti okuduğu, bunun üzerine meymun un, "Yemin olsun ki hakkıyla vazettin." dediği rivayet edilmiştir. Ayetteki fiil şeddesiz olarak şeklinde de okunmuştur. Daha sonra Cenab-ı Hak kendilerine hüccetler ve deliller getiren inzarcı bir peygamber bulunmadan, hiçbir beldeyi helak etmediğini beyan etmiştir. Ayetteki, zikra, ifadesi hakkında keşaf sahibi, bu kelime, tezkireten, bir vaz-u nasihat manasında olmak üzere mansupçır. Bu, ya, ve, inzar etti hatırlattı, fiillerinin manaca birbirlerine yakın olmalarından ötürüdür ki buna göre sanki denilmek istenmiştir ya, zirune, deki zamirden haldir, ki buna göre, onlar onları, hatırlatıcılar olarak inzar ederler, demek olur, yahut, onlar vazu nasihat ve hatırlatma ile onları inzar ederler, manasında olmak üzere mefulül lihidir veya veyahut da bu ifade, bu bir hatırlatmadır, manasında olmak üzere, mahsuf müktedanın haberi olarak merfudur veya cümleye ayet-i yahut, onlar, hatırlatıcı olan inzarcılardır, manasında olmak üzere münzirin sıfatıdır peygamberler hatırlatma vazu nasihat işine çok önem verip bunun üstünde durdukları için sanki bizzat zikra hatırlatmanın kendisi kabul edilmişlerdir bir başka izah da şöyledir zikra kelimesi mef'ulülleh olarak fiili ile alakalı olmasıdır buna göre mana biz onları helak etmemiz başkaları için bir zikra, hatırlatma, olsun ve böylece de onlar gibi isyan etmesinler diye, zalim kavmin beldelerini, ancak kendilerine inzarcılar göndermek suretiyle onlara delillerimizi anlatıp onları susturduktan sonra, helak ettik, şeklindedir. Biz zulmedenler olmadık, ki, zalim olmayan bir avmi helak edelim. İşte kendisine dayanılacak olan izah budur. Buna göre eğer sen, edatından sonra, hikır, 4 ayetinde vav getirildiği halde bu ayette niçin getirilmemiştir dersen ben derim ki asıl olan vav'ın getirilmemesidir çünkü bu cümle kariye'nin sıfatıdır ama vav getirilmişse bu da sıfatı mevsufa iyice bağlamak içindir Şeytan vahye kaynak olamaz 210 Ayetin tefsiri için bak 213 211 Ayetin tefsiri için bak 213 212 Ayetin tefsiri için bak, 213. 213. Onu, şeytanlar indirmedi. Bu, onlara hem yakışmaz hem onlar buna, esasen, güç de yetiremezler. Şüphe yok ki onlar, meleklerin sözünü dinlemekten kesinlikle uzaklaştırılmışlardır. Sakın, Allah ile beraber diğer bir tanrı daha çağırma. Sonra azablandırılmışlardan olursun. Bil ki Allahü Teala, Kur, anı, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olması bakımından, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in doğruluğuna delil getirip, bu da Kur, andaki sonsuz fesahattan ve Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in hiç öğrenimde bulunmadan ve başkalarından istifade etmeden, Kur'an, ı Kerim'den, geçmiş milletlerin kıssaları hususunda, diğer semavi kitaplardakine tam tamına uygun olarak haber vermesi sayesinde anlaşılıp, Kâfirler de, niçin bu, kâhinlere inen ve gelen diğer şeyler gibi cin ve şeytanların nikası, haber verip getirmesi, ile olmasın deyince Allahü Teala işte buna şöyle cevap vermiştir. Bu iş, şeytanlar için kolay yapılacak bir şey değildir, çünkü onlar, atılan ateşlerle ve semavi fişeklerle kovalanmışlar ve gök ehli meleklerin sözlerini dinlemekten uzaklaştırılmışlardır. Birisi şöyle diyebilir, şeytanların bu işten, yani meleklerin sözünü dinlemekten alıkonulduklarını bilmek, ancak sadık peygamberin haber vermesiyle bilinebilecek bir husustur. Binaenaleyh Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in, iddiasında doğru olduğunu, Kur'an'ın fesahati ve gaybtan haber verişiyle ispat edip, Kur'an'ın fesahatinin ve gaybtan haber verişinin bir mucize oluşunu ispat etmek ise, ancak şeytanların bu işten men olundukları sabit olduğu zaman mümkün olunca, devri fasit mantıkta, neticenin, mukaddimelerden biri olarak kullanılması, gerekir. Bu ise, batıldır. Buna şu şekilde cevap verilir, şeytanların bu işten alıkonulduklarını bilmenin, ancak Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in haber vermesi ile olacağını kabul etmiyoruz. Çünkü biz, sadık, doğru olanın şanına verilen değerin, düşmanın şanına verilen değerden daha fazla olduğunu zaruri olarak biliyoruz. Yine, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in, şeytanlara lanet ettiğini, insanlara, onlara lanet etmelerine emrettiğini de kesin olarak bilmekteyiz. Binaenaleyh eğer, böylesi gaybi bilgiler, eğer şeytanların haber vermesi, ilka etmesi sayesinde olsaydı, kafirler böyle bir bilgiyi haydi haydi elde ederlerdi. Bu sebeple de, kafirlerin böylesi şeylere, öncelikle kadir olmaları gerekirdi. Binaenaleyh durum böyle olmadığına göre, şeytanların bu işten engellendiklerini ve gaybı bilmekten uzak olduklarını bilmekteyiz. Cenab-ı Hak bu cevabı verdikten sonra, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e ee hitaben, sakın, Allah ile beraber diğer bir tanrı daha çağırma, buyurmuştur, aslında bu hitap, başkaları nadir. Çünkü hikmet sahibi olan zat, başkasına tekidli bir şekilde hitap etmek istediğinde, bu hitabıya maksat esasen hitap edilenin tabileri ise de, zahiren bu hitap, idareci durumunda olanlara yöneltilir. Bir de Cenab-ı Hak peşi sıra, buna uygun olan hususları bildirmek için, bu ifadeyi ve Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e hitaben getirmiştir. Aşireti uyarma emri 214. Ayetin tefsiri için bak, 220. 215. Ayetin tefsiri için bak, 220. 216. Ayetin tefsiri için bak, 220. 217. Ayetin tefsiri için bak, 220. 218. Ayetin tefsiri için bak, 220. 219. Ayetin tefsiri için bak, 220. 220. Sen, önce en yakın akrabalarım inzar et. Müminlerden sana tabi olanlara, kanat ger eğer sana isyan ederlerse de ki, ben, gerçekten sizin yaptıklarınızdan beriyim. Sen, o mutlak ya, o çok merhametli Allah'a güvenip dayan. O, kıyam ettiğin vakit seni ve secde edenler arasında dolaşmanı görür. Çünkü hakkıyla işiten, hakkıyla bilen odur. Bil ki Allahü Teala, önce Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, iyi alabildiğine teselli edip, ikinci olarak onun peygamberliğine dair hücretler getirip, Üçüncü olarak da inkarcıların sorularını ve şüphelerini zikredip, gerekli cevaplarını verince, bundan sonra Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, e, tebliğ ve peygamberliği ilgilendiren şeyleri emretmişti. Bunlar, şu üç şeydir. 1- Sen, önce en yakın akrabalarını inzar et, emrinin anlattığı husustur. Allahü Teala, işe önce Hazreti Peygamberden başlayıp, onu, kendisinin yanı sıra bir başka tanrıya ibadet etmesi halinde tehdit etmiş ve sonra ona, kendisine derece derece yakın olanları bu işe, dine, davet etmesini emretmiştir. Bu böyledir, çünkü insan işi önce kendisi sıkı tutar, sonra akrabalarını yakınlık derecelerine göre bu işe davet ederse, hiç kimsenin bu hususta bir tenkidi olamaz, söylediği söz son derece faydalı, hükümleri alabildiğine geçerli ve tesirli olur. Rivayet olunduğuna göre, bu ayet nazil olunca, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, Safa tepesine çıkmış ve oradan kendisine derece derece yakın akrabalarına seslenerek, Ey Abdülmuttalib oğulları, Ey Haşim oğulları, Ey Abdümenaf oğulları, Ey Muhammed'in halası Safiye, ben, sizin için, Allah'tan gelecek hiçbir şeye mani olamam. Fakat benden, istediğiniz kadar mal isteyiniz, demiştir. Yine rivayet olunduğuna göre, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, Abdülmuttalib oğullarını toplamıştı. Onlar o gün kırk kişiydiler ve her birinin bir koyunu ve bir çanak sütü vardı. O adamlardan her biri, koyunu ve çanaktakini yiyip içiyorlardı. Onlar, bunları yiyip bitirince Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, söze başlayıp, Ey Abdülmuttalib oğulları, şu dağın arka eteğinde düşman süvarisi var, desem, bana inanır mısınız? Dedi. Onlar, evet, dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, o halde, sizi şiddetli bir azap gelmezden önce uyaran, ikaz eden bir peygamberim, dedi. 2. Bu, kanat ger, emrinin anlattığı husustur. Bir ki kuş, konmak için aşağıya doğru süzülmek istediğinde, kanatlarını büker ve yumar fakat uçmak istediğinde, kanatlarını açar ve çırpar. Binaenaleyh Cenab-ı Hak, kuşun iniş esnasında kanatlarını kapamasını, tevazu ve yumuşaklıktan bir teşbih, bir dert mesel kılmıştır. Eğer, peygambere uyanlar, müminler olduğu halde aksi de yine böyle iken, daha niçin Cenab-ı Hak, müminlerden sana tabi olanlara demiştir, denilirse, buna şu şekilde cevap veririz, biz peygambere uyanların sadece müminler olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü akrabalarından da pek çoğu peygambere din için değil, akrabalık ve nesep sebebiyle uyuyorlardı. Ayetteki "Eğer sana isyan ederlerse de ki ben gerçekten sizin yaptıklarınızdan beriyim." ifadesinin manası açıktır. Cübbay şöyle der: Bu Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in, onların günahlarında, biri olduğuna delalet eder. Bu aynı zamanda, Allahü Teala'nın da, peygamberi gibi, onların amellerinden ben olmasını gerektirir. Aksi halde peygamber, Allah'a ters düşmüş olur. Bu tıpkı, peygamberin, Allah'ın gazabına uğramış kimselerden razı olması halinde, bu duruma düşmesine benzer. Binaenaleyh Cenab-ı Hak, onların amellerinden dert olunca, o amelleri yapan, yaratan ve irade eden daha nasıl Allah olabilir? Buna şu şekilde cevap veririz, Allah'ın, onların günahlarından beri oluşu, onları emretmeyip, aksine nehyetmesi manasındadır. Cenab-ı Hakk'ın, o masiyetleri irade etmemiş olması meselesini ise kabul etmiyoruz. Bunun delili şudur, Allahü Teala, onlardan bu masiyetlerin sadır olacağını biliyordu. Allahü Teala'nın olacağını bildiği şey ise mutlaka öyle olur. Aksi halde Allah'ın ilmi cehalete dönüşmüş olur ki bu imkansızdır. İmkansıza götüren şey de imkansızdır. Olması muhakkak olan şeyin olmaması murat edilmez. Binaenaleyh biz ehli sünnetin dediği şey sabit olur. 3 bu güvenip dayan emrinin anlattığı husustur. Tevekkül kişinin işini o işi yapabilecek ve kendisine fayda ve zarar verebilecek kimseye bırakması demektir. Ayetteki ifadesi izzeti kudreti ile düşmanlarını ezecek, rahmeti ile onlara karşı sana yardım edecek zata güven demektir. Tekallübün tefsirleri. Cenab-ı Hak daha sonra Rahim olduğunu bildirmesinin peşinden bu rahmetin sebebi gibi olan hususu belirtmiştir. Bu da Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in kıyam edişi, gece kalkıp namaz kılışı ve secde edenler arasında dolaşmasıdır. Bu hususta şu izahlar yapılmıştır. Teheccüd namazı kılanlar. A. Bununla, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in gecenin bir yarısında teheccüd namazı için kalkıp, çalışıp çabalayan, din için uğraşan müminlerin hallerine muttale olmak için, araştırmak üzere, onlar arasında, evleri arasında, dolaşması kastedilmiştir. Nitekim rivayet olunduğuna göre, gece namazının farziyeti neshedilince, sahabe-i kiramın taatlere karşı çok sevgisinden ötürü, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, onların ne yaptıklarını görebilmek için, o gece ashabın evleri arasında dolaştı ve o evleri, onlardan duyduğu zikrullah seslerinden ötürü, arı kovanı, gibi buldu ayetteki, secde edenler, ifadesi ile namaz kılanlar kastedilmiştir. Cemaat halinde namaz. Ve, Bunun manası şöyledir, Allah seni, insanlarla birlikte cemaat halinde namaz kılmaya kalktığında görür. Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in secde edenler arasında dolaşması da, onların imama olduğu için, kıyamı, rükû, secdesi ve oturuşu ile, onlar üzerindeki tasarrufu manasınadır. Müslümanlar. C) Bu sen dini işleri yerine getirme ve bu hususta yetme hususunda ne zaman kalkar ve secde edenlerle dönüp dolaşır çabalarsan bu halin Allah'a gizli değildir demektir. Namazda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in arkayı görmesi. D) Bununla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in arkasında namaz kılanlara gözünün takılması kastedilmiştir. Çünkü Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, rükunuzu ve secdeniz tam yapın. Allah'a yemin ederim ki, şüphesiz sizi, arkamda iken de görürüm, Buhari, Salat, 40, Müslim, Salat, 110, 1 bölü 519 buyurmuştur. Daha sonra Cenab-ı Hak, çünkü hakkıyla işiten, hakkıyla bilen O'dur, buyurmuştur. Bu, O, senin söylediklerini hakkıyla duyan, niyet edip yaptıklarını hakkıyla bilendir, demek olup, Cenab-ı Hakk'ın semi olmasını, duymak suretiyle bildiği şeylerden başka bir şey olduğuna delalet eder. Aksi halde, alim, lafzı, zaten bu manayı ifade etmektedir. Bil ki, ifadesi, mükallibüke şeklinde de okunmuştur. Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in ecdadının mümin oldukları. Bil ki rafiziler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indedelerinin mümin oldukları görüşündedirler. Onlar bu hususta hem bu ayete hem bir hadise tutunmuşlardır. Bu ayet hakkında şunu demişlerdir. Ayetteki secde edenler arasında dolaşmanı görür ifadesi sizin ileri sürdüğünüz manalara gelebileceği gibi bizim dediğimiz şekilde bununla Allah onun ruhunu bir secde edenden diğer bir secde edene taşımış dolaştırmıştır, manasının kastedilmiş olması da muhtemeldir. Bütün bu manalar muhtemel olunca, bunlar arasında bir tezad ve bir üstünlük bulunmaması gerektiği için, ayeti bu manalardan hepsine de hamletmek gerekir. Bu rafizilerin hadisten delilleri ise, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in, ben, hep temiz erkeklerin sülbünden, temiz kadınların rahimlerine aktarılıp durdum, şeklindeki sözüdür. Halbuki kafir olan her insan, müşrikler ancak pisliktirler, Tevbe, 28 ayetinden ötürü, pistir. Rafiziler sözlerine şöyle devam ederler, bu inancımızın yanlışlığına, hani İbrahim babası Azre, putları ilah mı ediniyorsun? Demişti, en am. 74 ayetini delil getirirseniz, biz deriz ki, buna şu şekilde cevap verilir, baba kelimesi bazan, amca, içinde kullanılır. Yine Hazreti Yakub'un oğulları, Yakub, aleyhisselam, a, senin ilahına, babaların dedelerin İbrahim, İsmail ve Ishak'ın ilahına ibadet ederiz, Bakara, 133, diyerek, İsmail, aleyhisselam, amcası olmasına rağmen, baba, olarak saymışlardır. Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, de, amcası Abbas'ı kast ederek, babamı bana getirin, Kenzul Amal, 10 bölü 30.195, demiştir. Yine putları ilah edinen bu kimsenin, Hazreti İbrahim'in annesinin babası olması da muhtemeldir. Çünkü Arapçada buna da baba denir. Zira Cenab-ı Hak, onun zürriyetindendir, Davut, Süleyman ve İsa, Enam. 84 buyurarak, Hazreti İbrahim aleyhisselam, ana tarafından onun dedesi olmasına rağmen, İsa aleyhisselam, Yi İbrahim aleyhisselam, in zürriyetinden saymıştır. Bil ki biz, ehli sünnet, bu hususta, Hak Teala'nın, babası, Azre Ayetine tutunmaktayız. Rafizilerin söyledikleri ise, lafzı, zahiri manasından çıkarıp, mecazi mana vermektir. Onların, secde edenler arasında dolaşmanı, ayeti hakkında söyledikleri, bunu bütün manalara hamletmek gerekir, şeklindeki görüşleri mümkün değildir. Çünkü birkaç manaya gelebilen bir lafzı, aynı anda bütün manalarına birden hamletmenin caiz olmadığını beyan etmiştik. Rafizilerin hadisten delillerine gelince, bu haberi vahid olup, kur, ana muaraza edemez. Şeytanın kahinler ve yalancılarla münasebeti 221. Ayetin tefsiri için bak, 223. 222. Ayetin tefsiri için bak, 223. 223. Şeytanların kimlerin üzerine indiğini size bildireyim mi? Onlar her günahkar yalancının tepesine inerler. Onlar onlara duyduklarını anlatırlar ve onların çoğu yalancıdırlar. Bil ki Allahü Teala onların önceden ileri sürdükleri şüpheyi tekrar edip buna şu iki şekilde cevap vermiştir. 1. Onlar her günahkar yalancının tepesine inerler diye bu, daha önce de anlattığımız şuhususun aynısıdır. Kafirler, şeytana itaata davet ederler, Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, ise, şeytana, lanete ve ondan uzaklaşmaya davet eder. 2. Onlar, şeytanlara kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar, diye. Bununla, onlar, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in durumunu, kahinlerin durumuna kıyas ediyorlardı. İşte bundan ötürü onlara sanki şöyle denilmektedir. Eğer bu durum, sizin söylediğiniz gibi olsaydı ki, kahinlerin genel halleri, yalancı oluşlarıdır peygamberin durumunun da böyle olması gerekirdi. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in, gayba ait haberlerinde doğruluğundan başka bir şey ortaya çıkmadığına göre, onun durumunun kahinlerinkine benzemediğini ve onların durumunun aksine olduğunu anlamış bulunmaktayız, manası kastedilmiştir. Müfessirler bu ayet hakkında şu izahları yapmışlardır. A. Burada bahsedilenler şeytanlardır. Rivayet olunduğuna göre şeytanlar, göklerde, taşlanarak melekleri dinlemekten men olunamazdan önce, meleğe A. Ladaki konuşmalara kulak verip dinliyor ve oradakilerin haberdar oldukları gayblar hakkında, o meleklerin konuşmalarından bazılarını duyuyor, kapıyor, sonra da bunu kendi dostlarına ulaştırıyorlardı dostlarına ulaştırdıkları şeylerin çoğunda yalan söylüyorlardı. Çünkü o şeytanlar, duymadıkları şeyleri de, duyduklarına katıp dostlarına söylüyorlardı. B. Onlar, meleklerden duyduklarını aynen dostlarına ulaştırıyorlardı. C. İfak, yalancılar, duyduklarını şeytanlara söylüyor, şeytanlar da kendi duyduklarını onlara haber veriyorlardı. D. Effak, yalancı kâhinler, şeytanlardan duyduklarını, insanlara söylüyorlardı. Halbuki o kahinlerin çoğu yalancıdır. Şeytanların kendilerine söylemedikleri şeyleri de şeytanlar söyledi diye iftira edip söylüyorlardı. İndi eğer ayetteki kelimesinin evtaki yeri nedir dersen derim ki bunun hal olmak üzere mahallen mansub olması ve duyduklarını söyleyerek inerler manasında olması mümkün olduğu gibi ifain sıfatı olarak mahallen mecrur olması da mümkündür. Çünkü ifadesi de cemi manasındadır. Bunun müstenef bir cümle olarak İrab'dan mahalli olmayan bir kelime olması da muhtemeldir. Bunun, müstenef bir kelime olması da muhtemeldir. Buna göre sanki birisi, o şeytanlar, yalancılara niçin geliyorlarmış? Demiş de, cevaben, şöyle şöyle yapmak için, denilmiştir. Eğer, Cenab-ı Hak, onların her birinin yalancı olduklarını bildirdikten sonra, dahan için, onların çoğu yalancıdır, buyurmuştur, denilirse, ben derim ki, ifak hep yalan söyleyen manasında değil, çoğu zaman yalan söyleyen demektir. Binaenaleyh Cenab-ı Hak, onların cinlerden şeytanlardan naklettikleri şeyler hususunda, söyledikler sözlerinin bazısının doğru olduğunu, ama çoğunun bir iftira olduğunu bildirmiştir. Sapıkların uyduğu şairler 224. Ayetin tefsiri için bak, 227. 225. Ayetin tefsiri için bak 227. 226. Ayetin tefsiri için bak 227. 227. Şairlere gelince onlara da sapıklar uyar. Onların her sahaya daldıklarını ve gerçekten hep yapmayacakları şeyleri söylediklerini görmüyor musun? Fakat bunlardan ancak iman edip salih amelde bulunanlar Allah'ı çok zikredenler ve zulme uğratıldıktan sonra üçlerini alanlar böyle değildir. O zulmedenler yakında hangi inkalab, değişim ile sarsılacaklarını görecekler. Bil ki kafirler, şeytanların, kehaneti kâinlere, şiiri de şairlere ilham edip, vermeleri gibi, kur, da Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, e getirdiğini söylemek niçin mümkün olmasın? Deyip, Cenab-ı Hak da, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, ve kahinler arasındaki farkı ortaya koyunca, bu ayetlerde de, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, ile, şairler arasındaki farkı gösteren şeyleri bildirmiştir. Bu fark da, şairlere, genelde azıp sapanların tabi olmuş olmalarıdır. Cenab-ı Hak daha sonra bu azıp sapmayı, şu iki hususla izah etmiştir. 1- Onlar, her sahaya dalarlar, diye. Bununla, onları takip ettikleri çeşitli yollar kastedilmiştir. Bu tıpkı senin, ben bir vadide, sen bir vadide, demen gibidir. Çünkü o şairler, bazen bir şeyi zemmettikten sonra met edebilirler veya aksini yapabilirler. Yine onlar, bir şeyi küçümseyip değersiz olduğunu söyledikten sonra, aynı şeyi yüceltip saygı da duyabiliyorlar veya aksini yapabiliyorlar. Bu ise, onları şiirleri ile, hak ve doğruluğu elde etme peşinde olmadıklarını gösterir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem in durumu ise bunun tam aksinedir. Çünkü işin başından sonuna kadar hep aynı çizgide, yani Allah'a çağırma, ahirete teşvik etme ve dünyaya yönelmemeye davet etme çizgisinde devam etmiştir. Yapmadıklarını söyleyen şairler. 2. Onlar hep yapmayacakları şeyleri söylüyorlar diye bu da dalalet işaretlerindendir. Çünkü onlar bazan cömertliğe teşvik ediyor, bazan cömertlikten yüz çevirtiyor, bazan cimriliğe teşvik ediyor, bazan ise ondan nefret ettiriyor, bazan insanları atalarından çıkmış ufacık bir kusur ile tenkit ediyor ama kendileri daha büyüğünü yapıyorlar. Bu da onların azıp sapmalarına delalet eder. Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, e gelince, o, işe önce kendisinden başlamıştır. Çünkü Cenab-ı Hak ona, sakın Allah ile beraber diğer bir tanrı daha çağırma. Sonra, azablandırılanlardan olursun, şu ara, 213 demiştir. Daha sonra da oymak oymak akrabalarına dini tebliğ etmiştir. Çünkü Cenab-ı Hak ona, sen, önce, aşiretini uyar, şu ara, 214, diye emretmiştir ki bütün bunlar, o şairlerin yollarına benzemez. Bu anlattıklarımız ile, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in durumunun, o şairlerinkine benzemediği ortaya çıkar. Makbul Şairler Cenab-ı Hak daha sonra, işte Hazreti Peygamber ile şairler arasındaki farkı anlatmak için, şairlerin bu kötü özelliklerini sayınca, şu dört vasfı taşıyan şairleri, bunlardan istisna etmiştir. 1. iman, bu, iman edenler müstesna, cümlesi ile anlatılmıştır. 2. Ameli salih, bu da ayette, salih amelde bulunanlar, cümlesi ile anlatılmıştır. 3. Bunların şiirlerinin, tevhid, nübüvvet ve insanları hakka davet hususlarında olması. Bu da, Allah'ı çok zikrederler, cümlesi ile anlatılmıştır. 4. Kendilerini hicvedenlere karşılık vermeleri durumu dışında, hiç kimseyi hicvetmemeleri. Bu da, zulme uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar böyle değil, cümlesi ile anlatılmıştır. Çünkü Cenab-ı Hak, Allah, çirkin sözün alenen söylenmesini sevmez, zulme uğrayanlardan olursa bu müstesna. Nisa, 148 buyurmuştur. Hem sonra bu hususta şart olan, tecavüzü haddi aşmayı bırakmaktır. Çünkü Cenab-ı Allah, kim size karşı haddi aşarsa, siz de tıpkı onların haddi aşmaları kadar ona karşı koyun, haddi aşın, bakara, 194 buyurmuştur. Ayetteki, bu istisna ile, Abdullah B., Ravaha, Hassan B., Sabit, Kab B., Malik, Kab B., Züheyl gibi şairlerin kastedildiği ileri sürülmüştür. Çünkü bunlar şiirleriyle Kureyş kafirlerini hicvediyorlardı. Kab B., Malik radıyallahu anh, in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber aleyhisselam bana Kureyş'i hicvedin. Canım, elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizin onlara bu hicviniz okey yağdırmadan daha çetindir. Yine Hazreti Peygamber aleyhisselam Hassan B. Sabit radıyallahu anh e hep söyle Ruhul Kudüs de seninledir derdi. Zalimleri bekleyen sarsıntı ayetteki, o zulmedenler, yakında hangi inkilep değişim ile sarsılacaklarını görecekler, cümlesine gelince, Allah en iyisini bilir ya, bana göre bu şu manayadır. Allahü Teala bu surede, Hazreti Peygamber, aleyhisselam, in kalbinden kederini silecek akli delilleri, geçmiş peygamberlerin, aleyhisselam, kıssalarını, peygamberliğinin hücretlerini, müşriklerin o, onunla onu, bazan kâhin, bazan şair diye adlandırmalarından tutarsızlıklarını, önce Hazreti Peygamber, aleyhisselam, ile kâhinler arasında, Sonra yine onunla şairler arasındaki farkı zikrederek anlatmış ve sureyi işte böyle büyük bir tehditle sona erdirmiştir. Bu, kendilerine zulmedip, ayetlerimizi düşünmeyen, delillerimiz hakkında kafa yormayan bu kimseler, yakında hangi inkılab ile sarsılacaklarını görüp anlayacaklar, demektir. Alimlerin çoğu, bu ifadeyle, Cenab-ı Heko şairlerde bulunduğunu söylediği yollardan, insanları men etmeyi kastetmiştir, demişlerdir. Ama birinci izah, surenin başından sonuna kadarki nazmına daha uygundur. Allah en iyi bilendir hamd alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Salat, Efendimiz Ümmi Peygamber Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, e, ailesine, ashabına, müminlerin anneleri olan peygamber zevcelerine ve kıyamete kadar, bunlara güzellikle uyan müminlere olsun. Amin. 0. 27 Nemel. NML Suresi.